My visions are not the same as the others. No radiance. No song. Just the shadow taunting me from below. Yaklaşık 5 ay önce belki de pek beklentimizin olmadığı bir Kasım akşamında Versal Saga duyuruldu. Ve bu duyuruda benim için çok özel detaylar vardı ki özellikle şu videoya bakarsanız neden heyecandan çıldırdığımı kolayca anlayabilirsiniz. Aradan aylar geçti. Özellikle Aleria, Zalatat ve Enzot üzerinden sayısız ihtimali teoriyi konuştuk. Daha ortada alfası bile olmayan 3 günlük bilgimizin olduğu The Warwitten ve Midnight'a yoğunlaştık. Dragonflight'ın The Warwitten'e nasıl bağlanabileceğinden ve bu bağlanma sürecinin 10.2.7 ile başlayacağından bahsettik. Ayrıca Void'in Sunwell istilasının nereden nasıl başlayabileceğini de konuşup iki potansiyel bölgeye dikkat çektik. Tüm bunlardan bahsederken de aslında Aleria ile bağlantılı olarak Void Elf hikayesinin ve Telegraph Rift'in de yıllardır kullanılmadığını vurguladık. Ama artık bazı şeylerin değişme vakti gelmiş olabilir. Bunlara ek olarak hatırlarsanız The Warwitten'in fragmanında Zaltat'ın oyun içi modelini ilk bakışa atmıştık ve 10.2.7 patch'i sırasında da artık aktif olarak hikayeye döneceğini biliyorduk. Çünkü içerik takviminde 10.2.7'nin altında Harbinger yani elçiye özel bir görev serisinin olacağı yazıyordu. Şimdi buraya kadar dinlediyseniz şu uyarıyı yapmam lazım. Videonun kalan kısmında bir değil birden fazla. Öyle gözükmeseler de bence çok önemli spoilerlar olacak, haberiniz olsun. Evet, o zaman başlayalım. 10.2.7 testi açıldığı anda düşen ilk spoiler aslında pek spoiler gibi değildi. Zaltat'ın oyun içi modelini gördük ve yani muhteşem. Gerçekten muhteşem. Oyun içi sinematikte gördüğümüz haliyle kıyaslayınca da gayet etkileyici ve göz alıcı. Hatta bence Aleria'nın yeni Void Hunter modeli benim beklediğim seviyede eklenirse Zalatat ve Aleria oyun içi karakterler arasında en göz alıcı ikili haline gelebilirler. Şimdi Zalatat'ın modeline kısaca olsa göz atmak istiyorum. Bu modele baktığımda gözüme çarpan ilk şey yüzüne özel olarak çalışıldığı oldu. Bu kesinlikle oyundaki düz Void Elf suratı değil, saçı, yüzü ve gözlerine çok özenle çalışmışlar sevgili elçimizin. Dikkatimi çeken başka bir detay ise gövdesine sardığı parçanın özellikle bel kısmında tentakılları andırıyor olması. Ya yani bilmiyorum, bana direkt Old Cut tentakıllarını çağrıştırdılar açıkçası. Başka bir detay ise kemerinin aslında içine hapsedildiği bıçağı sembolize ediyor olması. Dikkatli baktığınızda aslında bıçağı andıracak şekilde tasarlandığını görebilirsiniz o kemerin. Ayrıca pelerinin iç kısmında da Cosmic Void esintileri taşıyan renk tonu ve yıldız tozları var. Gözleri de yine Cosmic Void ve mavi yıldız ışığında andıracak şekilde tasarlanmış. Ama benim burada tekrardan dikkat çekmek istediğim nokta vücudun her tarafına bastığı rünler. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Bunlar bence öyle First One veya Domination rünleri falan değil. Zalatat bıçağı hapsedilmesini sağlayan rünleri ele geçirdiği Blood Elf'in vücuduna basmış ve aslında bu vücudu kendi hapishanesine çevirmiş. Zalatat yani elçi üzerinde daha önce şöyle detaylıca konuşmuştum. Zalatat'a özel en az bir video daha çekmeyi planlıyorum ama şu aklınızda olsun. Blade of the Black Empire yani bu rünlerin üzerine işlendiği asıl obje kayıp. Ve şu an bu rünlerin tıpatıp aynısı Zalatat'ın özünü bu vücudun içine tutmasını sağlıyor. Bundan istediğiniz çıkarımı yapmak şimdilik size kalmış. Diğer ilginç detaylardan devam edelim ve oyunun en unutulmuş ırklarından Void Elf'lere geçelim. 10.2.7 ile sonunda Void Elf'lere ve Telegraph Rift'e de el atılmış. Her şeyden önce yeni, özel asetler eklenmiş, bir sürü henüz ismi konmamış yeni NPC ve test ortamda alışık olduğumuz köpler var. Hatta Void kedisi ve Void köpeği de eklemişler. Rift üzerindeki alanlara yeni Void geçitleri eklenmiş ancak şimdilik kullanılamıyorlar. Yani havada bir şeylerin hazırlığının yapıldığı hissiyatı var. Hatta daha da önemlisi Telegraph Rift'in çevresi çok yoğun bir Void enerjisiyle kaplanmaya başlamış. Bu o kadar yoğun bir kozmik enerji ki aslında bölgenin renk tonu da mordan Cosmic Void mavisine dönmüş. Ve belki de bunun sebebi o uzaklardaki Void fırtınasının, hani bizim üzerine konuşalı daha bir ay olmadığı fırtınanın iyice güçlenmeye başlamış olmasıdır. Ve buna bağlı olarak Telegraph Rift ile bağlantılı iki senaryo veya bölgede de tamamlandı. Cosmic Horizon ve Equinox Reach. Özetle Telegraph Rift'te kozmik bir saldırı olabilir ve bu saldırıyı Ethereal'lar başlatabilir. Yani ben açıkçası bu bölgenin ve Void Elf'lerin Midnight Garden'de güncelleneceğini düşünüyordum ama demek ki Blizzard Aleria ve öğrencilerine çok daha erkenden yoğunlaşmaya karar vermiş. Ama keşke Telegraph'ın çevresini saran bu kozmik fırtınanın güzelliğine Magister Umbreak ve Aleria da şahit olabilselerdi. Çünkü yoklar. Evet, Umbreak ve Aleria Windrunner kayıp ve bu önemli, çok önemli. Aleria oyundan kaldırılmadı bu arada. 10.2.7'de Stormy'de giderseniz kendisini yine bulabilirsiniz. Hatta Stormy'de uğramışken heykeline de göz atın. Çünkü onu da ellemişler. Ama Telegraph'teki Aleria kayıp. Niye? Şimdi
Kafayı bir yedin, buna mı taktın kafayı diyebilirsiniz ama yani alere seven bir Warcraft oyuncusu olmak tam olarak bu işte. O kadar unutuldu ki yıllar boyunca bir anda Telegraph'ten kaybolması bile bir şeyler planlandığının işareti. Yani bu bile spoiler, hatta çok büyük spoiler benim için. Belki modelini yenileyip geri eklerler ama bu bile açıkçası benim için çok iyi bir haber olur. Ha bu arada Ambrika'ya da kayıp demiştim ya. Magister Ambrik için de PTR dosyalarında kilitli bir model bulunmuş. Yani ona da yeni bir model hazırlıyor olabilirler. Niye? Acaba özel bir görev serisine mi yer alacaklar? Mesela bu görev serisi de şu silahlarla ilgili olabilirler mi? Evet, PTR'da bulunan başka bir model ise doğrudan Void Elf estetini yansıtan bir gürbüz. Çünkü orijinal Elite Race'lerde olmalarına rağmen Void Elf'lere özel silahlar verilmemişti. Demek ki artık vakti gelmiş. Şimdi bu tarz özel transmog eşyaları genelde özel görev serilerinin sonunda verilir ve ne tesadüftür ki PTR'da video başında bahsettiğimiz Harbinger yani Zaltat görevlerinin isimleri de ortaya çıktı. Ve yani bakın gerçekten aylardır süren o durgunluğun biteceğinin garantisini verebilirim. Görev isimleri üzerinden tek tek ilerlemeyeceğim fakat görevler Radiant Warnings ile başlayıp The Harbinger ile bitiyor gibi görünüyor. Tam tersi de olabilir bu arada ve böyle bir durumda hikayenin kurgusu da baştan sona değişir aslında. Radiant Warnings belli ki Azeroth'un bize yaklaşan tehlikeye elçiye dair uyaracağı görev. Eğer başlangıç görevi ise yani. Çünkü Azeroth'un şarkısının adının Radiant Song olduğunu açıkladılar BlizzCon'dan sonra. Bunun ardından gördüğümüz kadarıyla Telegraph Rift'te ciddi bir Void saldırısı olacak ki savunacağız. Bir yola gireceğiz. Void'in mirasına şahit olacağız. Karanlık dehlizlere gireceğiz sanırım. Galakrond ile ilgili bir şeyler görebiliriz. Belki de Zalatat Dark Heart'ı yani elindeki silahı ve içindeki Galakrond'un özünü bize karşı kullanacak. Ve görev serisinin sonunda da Elçinin yani Zalatat'ın amacına ulaşıp ulaşmadığını göreceğiz. Eğer ters sırayla giderse yani The Harbinger ile başlayıp Radiant Warnings ile biterse bu görev serisinin ardından Azeroth bizi geleceğe dair uyarabilir. Her iki ihtimalle de kurgu biraz farklı olsa da Zaltat'ın ilk hamlesini yapacağını, bunda başarılı olacağını ve Azeroth'un World Soul'unu çok korkutacağını düşünüyorum. Ve Alera'nın da artık bu görev serisiyle hikayeye döneceğine eminim. Yani artık dönmesi gerek. Çünkü Zaltat her nedense Alera ve Void Elf'lere saldırmayı seçmiş. Ranger modelinin yenileneceğine eminim ancak Void Hunter halini görür müyüz? Acaba bu görev serisinin sonunda gerçekten benim aylar önce dediğim gibi Void Hunter haline mi dönüşür onu bilemem. Ancak Blizzard gerçekten artık gaza basmalı ve insanları heyecanlandırmak istiyorsa bu görev serisinin sonunda hem Zalatat hem de Alera oyuna yeni modellerle dönmüş ve aralarındaki yaşanacak bu özel savaşa hazır hale gelirler diye düşünüyorum. Ve açıkçası yaşanacakları görmek için gerçekten çok heyecanlıyım ki yani daha üzerinden bir ay bile geçmemiş bir tahminimin de şimdiden gerçekleşme ihtimali beni ayrı mutlu etti. Eğer görev serisinin sonunda Telegrus'ta o Void yeri açılır ve saldırı başlarsa bu mesela Prepatch'e bağlanabilir. Çünkü Prepatch'te World Event'ler olacakmış ve bu World Event'ler genelde o paketteki düşmanlarımızın bizim bölgelerimize gerçekleştirdiği saldırıları püskürtmek üzere oluyor. Bu açılacak yarık sayesinde çıkacak kaosta Zalatat planını iyice rahat şekilde ilerletebilir. Bence 10.1.7'nin veya Prepatch'in kazananı ve Zalatat ile Alera arasındaki ilk karşılaşmanın galibi Zalatat olacak ve Alera'ya hem fiziksel hem de mental bir darbe vuracak. Belki de bu yüzden modeli değişecek. Bilemeyiz. Ama bu aşamadan itibaren avını peşine takmış olacak Zalatat. Zaten o yüzden aylar önce asıl avcı hangisi diye sormuştum. Son olarak aylardır yaptığım gibi size şu muhtemel dungeon'ı, dungeon bosslarını ve bu Dark Nar'ı modelini hatırlatmak istiyorum çünkü artık vakti yaklaşıyor gibi. Belki de Telegrus'ta açılacak yarık sayesinde gelecekler ve gerçekten Prepatch özel dungeon ya da Feyre görevi olacak ve Alera yine ciddi bir sınav verecek. Vallahi bunca uzun süre boş kaldıktan sonra uzun ve karanlık bir yola gireceğini ve bu sürecinde 10.1.7 ile başlayacağını söyleyebilirim. Zalatat'ın şakası yok. Evet, video başında bahsettiğim gibi bence artık o durgun dönemi geride bırakıp tahminen Mayıs ayının başında sonunda heyecanlı bir hikaye başlayacağız ki ben PTR'ın açıldığı çarşamba gecesinden beri bu heyecanlıyım. Yani hem kendi gözümde görmek hem de video kaydı alabilmek için PTR indirip 10.1.7'ye girdim. Benim en son PTR indirip gelecek içeriği kontrol edecek kadar sabırsızlandığım dönem Legion Prepatch'inden hemen öncesiydi. Yani öyle düşünün. Ben normalde ne PTR ne Alpha ne de Beta'ya asla girip oynamam. Hatta ya Shadow Lancer'la Dragonflight Beta'sı gelmişti ve açıp oynamamıştım bile. Yani o kadar içime sığmaz oldu bu azıcık bilgiye rağmen. Ve size de anlatmak istedim. Yoksa aklımda daha hafif bir video vardı bu hafta. Umarım size de aynı heyecanı yani aşılayabilmişimdir. Video kısa oldu çünkü göreceğiniz üzere elimizdeki bilgi aslında çok kısıtlı ama tutamadım yani kendimi. Sanırım önümüzdeki haftada alfa açılacak, spoiler dolu bir döneme giriyoruz ve ben yani tutar konuşmam diyordum ama tutamayacağım gibi duruyor. O yüzden spoilerdan rahatsız oluyorsanız lütfen kusura bakmayın.
kanalı spoilerla doldurmamaya çalışacağım. Ama hem kanal hem de hikaye için çok hareketli ve heyecanlı bir döneme giriyor gibiyiz. Çünkü artık World Soul Saga başlıyor. İzlediğiniz için sağ olun. Bence videoyu beğendiyseniz abone de olun. Çünkü daha konuşacak çok şeyimiz olacak. Teorilere dair yorumlarınızı ve heyecanlanıp heyecanlanmadığınız yorumlarda okumayı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar saygılar, sevgiler. The fate of our world rests upon the edge of a knife. And our battle lies deep within.